Merhaba, ben Lütfü Aysan. Bugün size FTC600D model 600 wattlık exciter'ımızı anlatacağım. Bu exciter içerisinde DDC dediğimiz direct to channel modülasyon yapan, yani modülasyonun stereo kodlama işleminin ve RDS'nin bir FPGA içinde yapıldığı bir modülatördür. Bu modülatörün birçok ses girişi var. Analog ses, dijital hem ASEBU hem de I2S girişleri var. Aynı zamanda MPX girişi var. Opsiyonel olarak RDS'de girilebilmektedir. Ama içerisinde dahili RDS'si olduğu için buna fazla ihtiyaç kalacağını zannetmiyorum. Remote control var. İnternet üzerinden bütün parametrelerini kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda 19 kHz referans sinyali bir RDS'de kullanabilirsiniz. External RDS'yi senkronize etmek için. Hem de bir PPS girişi var. Dolayısıyla sinyal gürültü oranı da 80 desibelin üzerinde. Bu düzeyde vericilerde kullanılan modülatör olarak piyasada şu anda çok önemli bir konumda. Şimdi bu exciter'ın ya da vericinin, düşük güçlü vericinin özelliklerine yakından bir bakalım. Evet, FTC600D model exciter'ın arka tarafını görüyoruz. Gördüğünüz gibi şu bölümde modülatör bulunmakta. Analog ses girişleri, MPX ses girişi, ASEBU ses girişi ve referans sinyaller 10 MHz, 1 PPS ve 19 kHz çıkış ve RDS girişi. RDS external, farklı bir RDS kullanılacaksa buradan giriliyor. Kendi içerisinde dahili RDS'si de bulunmaktadır. Ayrıca burada printer çıkışı var. Event logları printer'a bastırabiliyoruz. GPIO çıkışı var. Koaksiyel switch'i çalıştırmak için hem 24 volt voltaj hem de kontrol sinyalleri var içinde. Aynı zamanda burayı air condition'a bağlayarak air condition'ı da çalıştırabiliyoruz. RS485 iki tane, gördüğünüz gibi bunlar üst üste bağlanarak diğer ünitelerle haberleşmek için de kullanılıyor. Analog ses girişlerinin yanlarında seviye ayarları var. MPX input'unda yanında seviye ayarı var. RF çıkışı burası, monitör çıkışı burası. Havayı önden alıp arkadan verir. Arka tarafta bir miktar boşluk olması gerekir. Rahat hava çıkışı sağlansın diye. Güç kaynağı da şu bölümde yer alıyor. Şimdi ön tarafa gidip ön panelden, LCD menüden cihazın nasıl çalıştığını anlatacağım. Evet, FTC600D model vericimizin gördüğünüz gibi önünde bir sigorta var. Buradan açıyoruz ve bir süre bekledikten sonra açılıyor. Çünkü enerji dalgalanmalarında kendisini koruması için içine bir röle koyduk. Açıldığında bir süre ledleri kontrol ediyor. Bütün ledlerin çalıştığını bakarak anlayabilirsiniz. Önündeki USB'den program update'leri yapılıyor. 4 tane butonla kontrol menüler arasında geçişler yapılıyor. Reset butonu var. Resetleyebiliriz istediğimizde. Gördüğünüz gibi yeşil ledlerden RF input ledi RF geldiğinde yanıyor.
Power limit maksimum power'a ulaştığında yanıyor. Şu anda 500 watt olduğu için yanmıyor. PWS okey. Verici çalıştığında yani güç kaynağı çalıştığında yanıyor. Local remote sarı led local remote olduğunu gösteriyor. Fault arıza olduğunda yanıyor. VSVR, modülatör, drain current, overdrive, heatsink temp, ambient temp ve service time. Bunlar bir arıza olduğunda yanıyor. Service time arıza için yanmıyor. Service time bir yıl geçtiğinde verici çalıştırıldıktan sonra bir yıl geçtiğinde yanıyor ve bir uyarı ledi, arıza ledi değil, uyarı olduğunu remote olarak cihaza bağlanarak uzaktan da görebiliyoruz. Yani bir yıl içinde vericiyi bir temizlemek gerekiyor, bir bakım yapmak gerekiyor. Bunu hatırlatmak için koyduk. Neredeyse hiçbir vericide pazardaki bulunmayan bir özellik. Bu vericide birçok yeni özellik var. Pazarda, dünya pazarında bulunmayan birçok özellik var. Bunlardan bir tanesi service time, bir tanesi N+1 içinde, kendi içinde. İki başka bir özellik, event logları printer üzerinden kağıda bastırabiliyoruz. Bir diğer bulunmayan özellik, nem ölçüyoruz. Nem oranı ve oda sıcaklığı oranına göre bir klimayı otomatik çalıştırma özelliği var. Şimdi yavaş yavaş bunları anlatmaya başlıyorum. Cihazımız şu anda 530 watt'ta çalışıyor. OK'ye bastığımda servis menüye girebiliyorum. Servis menüye girip şifreyle giriliyor. 4 tane şifre, 0 fabrika ayarlarından şifresi. Set limits, limits'e girip bunların hepsini power limit, modül current, ambient temp, heatsink temp ve evet bu kadar. Hepsinin limitlerini ayarlayabiliyorum. Mesela power limit'i girip 500 watt'a düşürüyorum. Modül current giriyorum. 30 değil 26'ya düşürüyorum. Ambient temp 50, ben bunu 40'a düşürüyorum. Bunları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ve çıkıyorsunuz. Bu bütün limit değerleri kullanıcının ayarlamasına müsaade eden bir yazılım. Power on off. Vericiyi kapattım. Vericiyi açtım. Adjust power output. Çıkışı ayarlayabiliyorum buradan. Evet, 500'e kadar çıkardım. Set modulator. Modülatörün bütün değerlerini buradan ayarlıyoruz. Burada frekansı değiştirebilirim. Source input. Hangi girişi kullanacağınızı burada belirtiyorsunuz. Bakın hangi girişler var bakalım. Auto search yapıp hangi girişte audio olduğunu, ses olduğunu kendisine buldurabiliriz. Mesela buluyorum. Bastım. Gördüğünüz gibi searching yapıyor. Hangi girişte audio olduğunu ayarlıyor. Şu anda hiçbir girişe audio vermediğim için bulamayacak. O yüzden çıkalım. Evet, not found yazdı. Hangi girişler olduğuna bakalım. External I2S var. Neredeyse hiçbir vericide olmayan bir özellik. Digital ISA bu girişi var, ses girişi. Analog MPX girişi var. Ve analog XLR girişi var. Biz analog XLR'dan şu anda yayın yapmak istediğimiz için onu seçiyoruz, çıkıyoruz. Silence time. Silence time ve ses girişi
kesildiği zaman, ses kesildiği zaman kaç dakika sonra verici çıkış gücünü kessin. Enerji tasarrufu için gerekli olabilecek, isteyenlerin kullanabileceği bir özellik. Mesela basıyorum, bir dakika, iki dakika, üç dakika, dört dakika, beş dakika sonra vericinin kesmesini istiyorum. Bunu bu şekilde set edip kestirebilirim. Şimdi anlattığım için kesmesin. Biz bunu gene disable yapalım. Modülatörün bir diğer özelliği limiter. İçerisinde limiter var. Yani bastım, enabled yaptım. Ses girişi yüksek gelse de o sesi kısıyor. Bu da güzel bir özellik. Yani audio prosesör kadar tonlama vesaire yapmıyor ama audio prosesörün limitleme özelliği vericinin içinde var. Modulation mod. Bu da çok önemli bir özellik. Mesela stereo ve RDS. Basalım, başka ne var? Stereo ve RDS modülasyon modu. Yalnızca mono. Mono ve RDS. Stereo yalnızca. Ve stereo ve RDS. Ne demek? Yani ben modülatörü konfigüre ediyorum. Hem stereo çalışacağım hem de RDS'yi kullanacağım. Dahili RDS'yi kullanacağım istiyorsanız stereo RDS. Yalnızca mono çalışacağım istiyorsanız mono. Mono ve RDS'yi de kullanacağım içinde istiyorsanız bu. Yalnızca stereo çalışacağım, RDS istemiyorum, harici RDS'mi kullanacağım diyorsanız bu. Stereo artı RDS'yi ben şimdi kullanmak istiyorum. Bunu seçtim. Preamp'siz ayarlanabiliyor. 50 mikrosaniye, 75 mikrosaniye ve 0 olarak. Maksimum deviasyon seviyesi ayarlanabiliyor. Şu anda 150 kHz ayarlı. Bunu istersek basıp mesela 100 kHz'e düşürdüm. 19 kHz seviyesi ayarlanabiliyor. Şu anda 5'te. RDS seviyesi ayarlanabiliyor. Şu anda 15'te. Audio input gain, yani arka taraftan girdiğiniz seslerin kazancını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Arkada trim potlar da var ama o trim potların haricinde buradan da ayarlamak mümkün. Tornavidanız yoksa ön taraftan ayarlayabilirsiniz. External MPX gain ise arka tarafta MPX input var. Onun da kendi trim potu var. Tornavidayı da ayarlayabilirsiniz ama tornavidanız yoksa buradan da ayarlayabilirsiniz. External RDS gain. Eğer dahili RDS'yi kullanmayacaksanız, harici bir RDS kullanıyorsanız onun da gain'ini ayarlayabiliyorsunuz. Modülatörün üzerinde 3 tane regülatör var. 3.3 volt, 1.8 volt ve 1.2 volt. Bunları buradan görebiliyorsunuz kaç volt olduklarını. Arıza varsa buradan anlayabilirsiniz. Modülatörün sıcaklığı modülatör bölümünde görünüyor. 41 derece şu anda. Tabii büyük, güçlü bir FPGA var üzerinde ve ısınan bir şey. Onu da ölçüp burada gösteriyoruz. Merak etmeyin, 70 dereceye kadar sorunsuz çalışıyor. Şu anda 42 derece. Seri numarası modülatörün, firmware numarası görünebiliyor. Eğer modülatöre bir yeni bir yazılım yükleme ihtiyacı hasıl olursa arka taraftaki RS-232 portundan buradan aktif ederek update modulator firmware aktif enable yapıp arka taraftan yeni yazılım yüklemek mümkün. R2
RDS parametrelerine girelim. RDS parametrelerinde set PI, evet, PI buradan ayarlanabiliyor. Basıp istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Set PSN, şu anda birinci satırda on-air, ikinci satırda medya yazıyor. Bu şekilde bakın kaç satır yazabiliyorsunuz. Bunda çok satır var. 50 tane satırı buraya yazabiliyorsunuz. Set RT, aynı şekilde RT'yi de düz bir şekilde yazabilirsiniz. Burada da oldukça fazla karakter yazmak mümkün. Set PT'ye şu anda pop müzik seçildi. Mesela rock müziğe çevirdim. Set AF, burada 8 tane alternatif frekans tanımlanabilir. Birinci 87.5 şu anda. 0 olan 87.5, 1 olan 90. Bir tane daha ekleyelim mesela. Bu da 94 olsun. Save. Evet. Şu anda 3 tane alternatif frekans ekledik. Trafik program on ya da off yapılabilir. On yapalım. Trafik announcement on ya da off yapılabilir. Bunlar remote olarak da yapılabiliyor. Arka tarafta GPIO üzerinden de yapılabiliyor. Set mod, müzik ya da konuşma seçilebiliyor. RDS'in parametreleri bunlar. Bütün PSN'yi sıfırlayabilirsiniz clear PSN ile. Bütün RT'yi sıfırlayabilirsiniz clear RT ile. Set date and time, saat ve tarihi doğru yazmanız lazım çünkü event log'lar tarihi ve saati gösteriyor arıza bilgisiyle birlikte. Bunları doğru tarih ve zamanı almak istiyorsanız zamanı da doğru şekilde set etmeniz lazım. Set operation. Remote ya da lokal olarak çalıştırabilirsiniz cihazı. Lokal çalışmada yalnızca ön taraftan kontrol edilebilir. Remote çalışmada İnternet üzerinden de kontrol etmek mümkün. İnternet üzerinden kimse erişemesin benim vericime istiyorsanız bunu lokale almanız lazım. Set adres. Her cihazın bir adresi vardır. Bizim verici filozofimizde her cihazın bir adresi vardır. Bu cihazları birbirleriyle birleştirmek için önemlidir ve adres yapımızda manuellerinde cihazların yazılıdır. Mesela 600 wattlık cihazı biz 10 kilowattlık, 20 kilowattlık cihazların sürüş katı olarak kullandığımızda bu cihazın RS-485 çıkışından yüksek güçlü amplifierlara amplifierlar üzerinden cihazın ana kontrol ünitesine bilgileri taşıyoruz. Bu yüzden de ana kontrol ünitesi bu cihazın hangi cihaz olduğunu anlayabilmesi için adresine ihtiyacı var. Burada gördüğünüz gibi değiştirmek mümkün. Password değiştirilebilir. 4 tane sıfırı istemiyorsanız yalnızca size özel bir password girebilirsiniz. 4 karakterli. Interlock, GPIO çıkışlarında interlocklar önemli. Koaksiyel switchler, her türlü koaksiyel switch kullanabilirsiniz. Interlock ayarlarını koaksiyel switchinize göre ayarlamanız lazım. Set relay output. Burada cihaz koaksiyel switch mi kullanacak yoksa air conditioner mı kullanacaksınız? Eğer koaksiyel switch kullanıyorsanız air condition özelliğini kullanamıyorsunuz. Koaksiyel switch tabi yedekli çalışmalarda kullanılıyor. Yedekli bir çalışmanız varsa
O zaman coaxial switch'e geldiniz, bastınız. Şu anda disable, siz enable yaptınız. Bu cihazın rolü master oldu. Switch modu auto, yani otomatik bu bozulunca yedeğine geçsin diyebilirsiniz. Ya da manuel olarak bu bozulunca değil, siz istediğiniz zaman buradan master ya da slave'in yayına girmesini sağlayabilirsiniz. Ben şimdi gidiyorum, tekrar bunu disable yapıyorum. Air conditioner özelliği de enabled dedi. Yani sıcaklık ve nemi ölçüyor cihaz. Nem fazlaysa ya da oda sıcaklığı fazlaysa air condition'ı çalıştırmaya başlıyor. Enerji tasarrufu için yaz aylarında çok önemli bir özellik. Özellikle nemi de ölçüyor olması deniz kenarında olan istasyonlarda nem yüzünden birçok arızalar oluyor. Bunu da kontrol altına almış oluyorsunuz. Sürekli bir klimayı çalıştırmadan. Klimayı 24 saat çalıştırdığınızda verici arızası kadar bir de klima arızasıyla uğraşıyorsunuz. Ama verici ihtiyaç hissettiğinde klimayı çalıştırırsa hem enerji hem de bu arızalar minimize edilmiş oluyor. Language'i Türkçe ve İngilizce olarak ayarlayabiliyorsunuz menü dilini. Set memory cihaza bir güç ve frekans tanımlıyorsunuz. Bu güç ve frekansını cihazın istediğiniz zaman buraya yazdığınız memory'yi aktif memory'den çağırabiliyorsunuz. Neden önemli bu? Ben şimdi bu cihazı mesela 3 tane farklı frekansta çalışan cihaz var aynı istasyonda. Bir tane de bunlara yedek cihaz koydum. Bu 3 taneden birisi bozulduğunda yedek olan cihazı hem bozulanın frekansını hem de gücünü ayarlamak istiyorum. Bunu işte buradan yapıyorum. Geliyorum, cihaz hangi güçte ve hangi frekansta çalışıyorsa onu memory'ye yazıyorum. Evet, bozuldum diye bilgi yolluyor yedek cihaza. Yedek cihaza anlıyor hangisinin bozulduğunu ve memory'deki kayıtlı değerleri kendisine ayarlıyor ve yayına başlıyor. Ve kesintisiz çok fazla yedek verici kullanmadan tek bir yedek vericiyle birçok vericinin yedeklenmesi sağlanabiliyor. Reset service time, service time bakım yapıldığı zaman resetlenmesi lazım. Bir sonraki bir yılı saymaya başlaması için. Yani her verici bir yılda bir bakım, en azından bir yılda bir bakım yapılsın istiyoruz. Tozu alınması lazım her şeyden önce. Bunun için de service time'ın kurulması gerekiyor. O kurma işi buradan reset service time'dan yapılıyor. Bastığım zaman service time reset okey dedi. Tamam. Saymaya başla. Bir yıl sonra şuradaki led yanacak ve bana diyecek ki beni temizle. Beni temizle diyecek verici. Biz de temizleyeceğiz. Ondan sonra geleceğiz. Tekrar reset service time yapacağız. Bir yıl sonra bir daha size söyleyecek. Bu remote olarak da uzaktan da erişilebildiği için bu bilgiye vericiniz nerede olursa olsun uzaktan ona erişip bakımının yapılıp yapılmadığını da kontrol edebilirsiniz bu sayede. Eventleri de sıfırlayabilirsiniz. Bir sürü arıza oluşuyor. 100 tane arıza kayıt yapılabiliyor vericiye. Yani verici çalıştığı süre içinde elektrik kesilir, bu bir arıza kaydıdır. Yansıma olur, bir arıza kaydıdır. Sıcaklık artar, bir arıza kaydıdır. Bütün bunları kaydeder. 100 taneden sonra da üstüne yazmaya başlar. Bir sürü karışıklıktan kurtulmak için siz vericinin yanına gittiğinizde bütün arıza kayıtlarına bakıp ondan sonra verici çalıştırıldıktan sonra geriye dönük şeylere de ihtiyacınız yoksa geri gelip Clear Event Logs'a basıp eventleri sıfırlayabilirsiniz. Evet, vericinin menüsü bu şekilde. Bir diğer şey de
event logları nasıl göreceğim? Event log bölümüne girip show event te bastığınızda all events reset. Biraz önce sıfırladık, şu anda bir event göremiyoruz. Ama all events reset de bir event gördüğünüz gibi. Hangi tarihte eventler sıfırlandı buradan görüyoruz. 2016-1-25'te 16.01'de bütün eventler silindiğini ben görüyorum şu anda. Bunu silemezsiniz. Eventlerin silindiğini görmüş oluyoruz. Date and time'ı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ekipman ID burada gördüğünüz gibi bütün bilgiler yer alıyor. İstasyon numarası, firmware numarası, seri numarası ve manufacturer bilgileri de burada yer alıyor. On-air'ın bilgileri o anda yanınızda yoksa vericinin üzerinde her zaman bulunmakta. Evet, vericimizin ön yüzünde ise çıkış gücü, yansıyan güç, VD yani drain voltaj, ID yani drain akımı, transistörün akımı, transistörün voltajı. Bakın transistörün voltajı 34 volta düşmüş. Neden? Çünkü verici 491 watta çalışıyor. Biz indirdik gücü 600 watttan 491 watta. Verici de gerilimini kısarak bunu yaptı. Verici çok parametreye bakarak en doğru, en maksimum verimliliği yakalayacak şekilde gerilimle, sürüş gücüyle oynayarak maksimum verimliliği yakalıyor. O yüzden ne zaman ne yapacağını tahmin edemeyebilirsiniz ama baktığı parametreler çıkış gücü ve verimlilik. Gördüğünüz gibi ön panelde nem oranını görüyorsunuz. HMD, humidity'nin kısaltılmışı %25. TAM, ambient temp 30 derece. T heat sink 25 derece. Burada gördüğünüz gibi sıcaklık ve nem oranlarını da görüyorsunuz. Aynı zamanda sağ üst köşede 98 MHz olarak frekansını görüyorsunuz ilk menüde. İkinci sefer yani OK'ye basmadan gittiğinizde deviasyonu görüyorsunuz. Left right seviyelerini ve RDS PSN on air yazıyor şu anda RDS'te. RDS ne ise o anda yayınladı ön tarafta gösteriyor. Drain efficiency şu anda %77 cihazın. Bu transistörlerde maksimum verimlilik, maksimum güçte elde edilir. Bunu da söylemek gerekir. Gücü düşürdükçe verimlilik de düşer. Evet, cihazın aşağı yukarı özellikleri bunlar. Herhangi bir modülatörde arıza olursa modülatör arıza ledi yanıyor. Ön tarafta bir filtresi var. Bunu pislendikçe temizlemek gerekir. Yıkanabilir bir filtre var içinde. Dört vidayı açıp içindeki filtreyi yıkayabilirsiniz. Özellikleri ön panele de basılmış durumda. Internal RDS, RDS alarm kontak. Bu vericide bir de GPIO tarafından RDS alarm kontak yaptık. Yani RDS üzerinden alarm yollama işini vericiye remote bağlanarak yapabilirsiniz. Bizim GSM modemimiz var, GPIO'ları olan, giriş çıkış birimleri olan. Mesela GSM modem üzerinden cihaza ulaşıp cihazın GPIO'sundaki iki kontağı birleştirerek RDS üzerinden alarm yollamanız mümkün. Bu da hiçbir vericide dünyada olmayan bir özellik. Bir diğer özellik Emergency Stop Contact. Burada mesela istasyonda bir yangın oldu. Vericileri kapatmak gerekir. Bunun için de arka tarafa Emergency
stop kontak koyduk. İki ucu GPIO'da birleştirdiğinizde verici kendisini kapatıyor. Alarm devresine istasyonda bağlayabilirsiniz. Air Condition Start Stop anlattım nasıl olduğunu. N+1 Ready yedekli çalışmaya müsait olduğunu gösterdim. Ethernet SNMP özelliğine sahip. DDS modülatörü de biraz önce gösterdim. Şimdi içine bir bakalım cihazın. İçi nasıl görünüyor? Evet, vericimizin içinde modülatörümüz burası. Burada bir FPGA var. Modülatörün çıkışı geliyor amplifier'a. Burası amplifier bölümü. Driver da bunun içinde. Buradan driver'a giriyor. Driver amplifier'ı sürüyor. Burada bir filtre var. Burada bir directional coupler var. Şuradan forward, buradan reflected power örnekleri DC olarak alınıp kontrol devresine geliyor. Kontrol devresi de aynı zamanda heatsink, soğutucu sıcaklığını buradan ölçüyoruz. Buradan voltajları ölçtüğümüz, akımı ölçtüğümüz kartı göremiyoruz. Ama şu buranın altında akımların sensörü ve voltaj sensörleri de geliyor kontrol kartının konnektörüne. Kontrol kartının iki kart var. Birisi display kartı, birisi de kontrolün yapıldığı kart, mikro işlemcinin olduğu kart. Üzerinde bir pil var içinde. Pil zamanı sayması için, hem event log'lar için tarih zaman lazım, hem de bir yılda bir bakım LED'ini yakmak için zaman lazım. Onlar için bir pili var. Fan burada çekiyor ve buradan üflüyor. Bu şekilde iç yapısını da görmüş oluyoruz. Evet, bir de vericimizin ses özelliklerini görelim. Ses modülatörümde, ses kaynağımdan sesi girdim vericiye arka taraftan ve bir radyo alıcısıyla sesi dinliyorum şu anda. Aynı zamanda RDS'yi görüyorum. On Air Media yazmıştık birinci satıra. İkinci satıra medya yazmıştık. İki satır kaydettik. Onlar görünüyor. Burada deviasyonu, left right seviyelerini ve yayındaki RDS'i görebiliyorsunuz. Bu da birçok vericide olmayan bir özellik. Yayındaki RDS'i vericinin ekranından görebiliyorsunuz. Çünkü vericinin içinde, kendi içinde RDS. Bu nedenle bunu yapmak mümkün. Deviasyon görünüyor. Bir kere daha basarsanız aşağı tuşuna efficiency'yi görüyoruz tekrar. %78'e çalışıyor şu anda. Evet. Güzel bir şarkı. Ve ses de bu şekilde. Evet, FTC600D model exciter'ımızın özelliklerini izlediniz. FTC600D model exciter özellikleri diğer düşük güçlü FTC25D'den FTC4KD'ye kadar hepsi aynıdır. Yalnızca amplifier kısımları değişiyor. Dolayısıyla bütün 20 kW'a kadar bütün vericilerimizde aynı özellikler bulunmaktadır. On Air'ın şu anda kullandığı yazılım, donanım, teknolojisi dünyada teknolojinin el verdiği en üst noktadadır. Dolayısıyla On Air vericilerini güvenle kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.